Arkadaşlar merhaba. Bugün Diyot'u anlatacağım. Diyot içindekileri paylaştım. Aradığınız içerikte bu yoksa çıkabilirsiniz. Konu başlıklarını anlatacağım. Diyot nedir? Genel olarak diyotlar yarı iletken bir malzeme olup elektrik akımını tek bir yönde geçiren elektronik devre elemanıdır. Bu genel bir tanım olmakla birlikte anot ve katot olmak üzere iki adet bağlantı bacağı bulunmaktadır. Sembolleri şu resimde görüyorsunuz. Şu kısım artı, şu kısım ise eksi, yani anot, katot. P ve N kutuplarından oluşur. Pozitif, negatif. Sistem olaraktan baktığınızda mıknatıs olaraktan düşünebilirsiniz. Zaten doğru ve ters polarmada orayı göstereceğim. Bu da diğer bir sembol oluyor. Diyotlar doğru polarma ve ters polarma. Şimdi diyotta eğer anot ucuna artı katot ucuna eksi kutup bağladığınızda P ve N tipindeki maddeler kaynak tarafından ileri doğru itilirler. Mesela şuradan şunu da açayım, göstereyim. İtildikten sonra ortadaki nötr bölge ortadan kalkar ve kaynak eksi kutbundan artı kutbuna biliyorsunuz ki bir elektron akışı oluşuyor. Bu diyot iletimde olduğu hali. Şuradan bir kalemimizi seçeyim. Biraz ince, şöyle kalın olsun. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi artı bölüm burası, eksi bölüm burası. Şurada da nötr bölge var. Eğer siz mıknatısta artı artıya değdirdiğinizde birbirlerini iterler. Yani şu şöyle itecek kendini. Şu şekilde itecek burayı. Bu da buradan itecek. İttiklerinde şu nötr bölgenin şu kısımları eksi olacak. Şu kısımları da artı olacak. Bu durumda artı ve eksi birbirini çekeceğinden diyodumuz iletimli olacak. Bunu da şey yaptık. Ve tabii ki de kaynaktan eksiden artıya doğru bir elektron akışı olur. Bu genel bir tabirdir. Bir de ters polarma var. Diyodun anot ucuna eksi, katot ucuna artı bağlanma şekli. Şu resmi ben Google'dan buldum. Fakat yanlış bir resim. Nedenini söylemek gerekirse şöyle olur. Bu arkadaşımız mesela bu resmi çizen kişi şöyle yapmış. Artı şöyle artıyı verdiğinde aynı şekil iter. Bu doğrudur. Ama artı artıyı iter yalnız. Şöyle bir şekilde itmesi lazım. Yani burada eksi olacak. Burada da eksi eksiyi iter. Burada da artı olur. Yani çekmesi için artı olması gerekiyor. Şu silgiyi ya kalemimizi küçük yapalım. Eksi eksiyi itmesi gerekiyor. Eksi eksiyi iter. Yani orijinali şöyle olacak. Burası eksi. Burası ise artı olur ki eksi artıyı çekeceğinden bakın oklar buradan gidiyor. İyice uzaklaşıyor. Yani çekiyor kaynak. Burada da artı eksiyi çekiyor. Kaynak yani buradaki eksi elementler, elektronları çekiyor. Bu durumda da diyot yalıtımda oluyor. Yani nötr bölge aynı şekilde kalmış oluyor. Fakat bir çok çok ufak miktarda da bir voltaj, kaçak bir voltaj meydana geliyor. Şuradan mesela artı geliyor. Buradan da eksi. Buraya kaçak oluyor. Yaklaşık 0,3 falan maksimum bir kaçak akım ve kaçak voltaj diyottan akar. Ama bu devreye kesinlikle bir zarar vermez. Onu da söyleyeyim. Şurayı silelim biz. Ha burada ters polarlamada tabii ki de devrede elektron akışı olmaz. Diyot yalıtımdadır. Diyot çeşitleri doğrultulaş diyotları. Biz köprü diyotları vesaire duymuşsunuzdur. Genellikle AC-DC'ye dönüştürmek için kullanılır. Sinyal diyotları ise daha çok yüksek frekansta çalışmaya duyarlı diyotlardır. Bu diyotlar sayısal devre elemanları ya da radyo frekans devrelerinde sinyal ayırıcı olaraktan kullanılır. Çünkü adı üstünde sinyal diyotları. Doğrultulaş diyotları ve sinyal diyotlarında silisyum ve germanyum gibi yarı iletken malzeme kullanılır. Bunlar germanyum 0,2-0,3 volt arasında bir kayıp meydana getirir. Silisyum ise 0,6-0,7 volt arasındadır. Şöyle düşünün. Atıyorum 10 voltluk bir kaynağınız var. Devreyi kurdunuz. Buraya da bir tane de diyot bağladınız. Fakat silisyum bağladığınızda 0,7 düşüş sağlayıp yaklaşık olaraktan 9,3 volt çıkışa ancak aktarabilirsiniz. Germanyumda ise 10 voltluk bir girişiniz olduğunda çıkıştan yaklaşık olaraktan ya 9,8 ya da 9,8 ve 9,7 arasında bir çıkış alabilirsiniz.
Bunları da söyleyeyim. Diyodun yani tek bir dezavantajı budur. Çünkü telefonlarda falan kullandığınızda biz kayıp yaşamak istemeyiz. Onu da düşünmüşler. Farklı bir diyot oluşturmuşlar. Onu birazdan anlatacağım. İdeal diyot bizim bildiğimiz standart bir anahtar gibi düşünebiliriz. Doğru bağlandığında iletim oluyor. Yanlış bağlandığında iletim olmuyor. Ha, iletim olmuyor fakat çok güzel bir yanı yanlış bağladığınızda devriniz yanmıyor. Çünkü daha demin anlattığım gibi kaynaktaki artı eksiği çekip eksi ise artıyı çekeceğinden dolayı herhangi bir iletim olmuyor. Yani orada nötr bölge devam ediyor. LED diyot bunu çok çok görmüşsünüzdür. Işık yayan diyot doğru yönde bağlandığında elektrik enerjisinden ışık enerjisine dönüştürüyor. Şuraya şeylerini yazdım. Kırmızı LED aldığınızda 1,5 volt beslemeniz gerekiyor. 15 miliamper de akım değeri var bunların. Bunların daha doğrusu data sheetlerine bakarsanız daha net bir bilgiyi sağlayabilirsiniz. Çünkü üretici firma yani çok değişiklik gösterebiliyor. Bu özel projeniz varsa yanlış hesaplamalara yol açabilir. Yeşil led 2,2 volt 15 miliamper çekiyor. Mavi ve beyaz ledler biraz fazla voltaj ister. 3 volt ve 30 miliamper. Zaten ışığından da belli olabilir. Bunların şu içerisinde görüyorsunuz ya mesela. Bunlar çok yanıltıcı şeyler. İnanmamanızı söyleyeyim. Ben çok gördüm. Şu şey diyorlar genellikle. Anot yani uzun bacak anottur, kısa bacak katottur. Peki ben buradan bir kestiğimde ne olacak? Nasıl anlayacaksınız? Anlayamazsınız. Sebebi ise ikisi de eşit oldu. İçine bir de şu muhabbet vardır. İçine bak derler. Şurası. Şu küçük element tarzı şey var ya, burası kesinlikle anotmuş. Ya yok öyle bir şey. Ben çok gördüm. Burası katot da olabiliyor, anot da olabiliyor. En güzel çözüm ölçü aletinizi alıp bunu direkt diyot kademesinde ölçüp direkt yakmanızdır. Ölçü aletini ters bağladığınızda çünkü lediniz yanmayacak. Yani zarar görmez dediniz. Ama kesinlikle bir doğru çözüm alırsınız. Sembolü şöyle bir şekilde ışık veren bir malzeme olduğu için oklar dışarıya bakıyor. Şuraya gelelim. Bir de fotodiyot var. Fotodiyot üzerine düşen ışık şiddetine bağlı olarak iletime geçen elektronik devre elemanıdır. Şöyle de diyebilirsiniz. Direnç konusunda LDR'yi anlattın. Aynı değil mi? LDR şöyle 3 milisaniye arasında bir tepki süresi varken bunun nanosaniye mertebesinde bir tepki süresi vardır. Zaten TV, DVD, klima gibi cihazlarda, alıcı cihazlarda bunlar kullanılır. Kumandadan direkt ışığı aldığında direkt hani ya kanal değiştirir ya sıcaksa soğuğu alır. Yani hiç bekleme süresi olmaz. Sembolümüz şöyle. Işık aldığı için oklar içeriye doğru bakıyor. Şu televizyonda kullanılabilir. Şu da aynı şekilde televizyonda kullanılabilir ama bu daha çok haberleşme sistemlerinde kullanıldığını söyleyebilirim. Zener diyot. Zener diyot çok güzel bir diyot. Bunu bir şeyle çizeyim hatta ben. Şu hazır bulunsun. Bunu bir devre şemasında çizeceğim. Zener diyotlar devreye ters bağlanaraktan çalışıyor. Zener diyotların kendine özgü gerilim değerleri var. Evet var. Bu değerin üzerine çıkıldığında zener diyot çalışmakta. Şöyle göstereyim. Sıradan bir regülatör devresi düşünün. Çok büyük oldu. Sıradan bir şöyle siyahtan çizelim. Böyle alalım. Şöyle bir regülatör devresi düşündünüz. Şurası artı olsun. Şurası eksi olsun. Zener diyot devreye ters bağlanır. Bunu unutmayın. Tane de zener diyot çizelim. Burası ne olacak? Şu ters bağlanacağı için katot üstte olacak. Çünkü devreye ters bağlanıyor. Hop. Girişimiz ne olsun bizim? 10 volt olsun değil mi? Güzel. 10 volt olsun. Şurada bir tane yok, ne yapıyorum ben? Şey olur. Direnç olmaz burada. Filtre görevi görmesi için kondansatör olur. Çok takılmayın buna. Filtre görevi görüyor sadece. Şurada de çıkışımız oluyor. Şimdi zener diyotumuz bizim kaç voltluk olsun? 4 voltluk olsun. 4 volta kadar iletime geçmiyor. Şimdi 10 volt geldi. Şuraya geldi 4 volt. Şu zenerimizin sembolü de şöyledir. Normal diyot gibi şey yapmayalım. 4 volt geldi ya. Şu kısma 4 volt gidiyor. Yani şu kısımda bizim 4 voltumuz var. Artı eksi 4 volt. 6 volt ne oldu derseniz 6 volt şaseye gitti arkadaşlar.
Diyeceksiniz ki madem Zener böyle regüle şeyi görüyor, niye biz bunları trafo koyuyoruz o zaman? 78.05 gibi şeyler koyuyoruz. Arkadaşlar Zener çok çok düşük akım şeyine değerine sahiptir. Yani 3 amperliği siz böyle ayarlayamazsınız. Zaten bunu ayarlama yapamazsınız da. 3 amper, 2 amper vesaire gibi şeylerle oynayamazsınız. Yakın değerler arasında 3-5 volt düşüm yapabilir. Ha, 200 voltluk da zener vardır. Ama onun tabii fiyatları yüksektir. Sadece voltaj ayarı yapabilir. Gene söylüyorum, akıma kesinlikle dayanamaz bu cihazlar. Data sheetlerine bakarsanız düşük akım değerleri vardır bunların. Şimdi zeneri de anlattık. Şurayı sileyim. Bir de size bir ipucu vereyim. Zener diyot normale gelsin. Hani şurada dedim ya, sızıntı akımı vardır. Bu sistem, bunu üreten adam şeyi düşünmüş. Şimdi bu sızıntı akımı var. Eyvallah. Buradan ne kadar geçer? Ben bu molekülleri hesaplayayım demiş. Bu molekülleri hesaplayaraktan zeneri oluşturmuş. Yani dedim ya, zener. Hani 4 volta kadar iletimde değil. 4 volttan sonra iletime geçiyor. Demiş ki bu kaçak akımlar varsa eğer 4 volta kadar çıksın, 4 volttan sonra iletime geçsin. Yani bu normalde bir şey, bizim diyot gibi çalışıyor. Ama ters bağlandığında 4 volta kadar bekliyor. 4 voltu geçtiğinde iletime geçiyor. Yani 4 voltun üzerindeki akımı direkt akım diyorum, gerilimi direkt şasaya atıyor. Bunu da söyledim. Tünel diyot. Tünel diyot o kadar şeye baktım. Pek tünel diyotu rastlamadım. Ama şöyle bir tanımını buldum. Yabancı bir kaynaktan. Çok hızlı anahtarlama yeteneğine sahip olan tünel diyotlar radyolarda anahtarlama devrelerinde, osilatörlerde ve yüksek hız isteyen birçok devrede kullanılmaktadır. Çok yerde elektronik şirketlerinde şey yaptım, bulundum. NCR'da çalıştım. Ama herhangi bir şu tünel diyotlara rastlamadım. Yani o kadar anahtarlama şeyini açtık. Yüksek hız isteyen birçok devre şey yaptım. Tünel diyotlara pek rastlamadım. Yani çok hassas herhalde. İlla kullanılıyordur bir yerde. Schottky diyot. Bu çok güzel bir diyot. Sebebi ise daha demin dedim ya, 0.7-0.3 arasında kayıplar var burada dedim. Burada adamlar şöyle bir şey düşünmüş. Diyodu biraz daha pahalı yapalım ama gerilimimiz çok çok az olsun demiş. Diyor zaten şurada. Bu diyotlar sıradan PN birleşim, yani pozitif negatif birleşim diyotlarına kıyasla daha düşük ön voltaj değerlerine sahiptir. Voltaj düşmesine baksanıza 0.15, maksimumda 0.2 volta kadar gerileyebiliyor. Schottky diyotlar genellikle güç kaybının olmaması istediğimiz RF uygulamaları, bakın şurada ne yaptım? RF uygulamaları doğrultucularda kullanılabilir. Mesela şöyle düşünün, cep telefonlarında neden kullanılmasın? SMD bir şekilde kullanılıyor. Zaten cep telefonu 5 voltta çalışıyor. Ben kesinlikle voltaj kaybı yapmamam gerekiyor. Şarjı uzun gitsin. Powerbank'lerde kesinlikle bu düşünülebilir. Yani kablosuz birçok şeyde Schottky diyotlar kullanılabilir. Son olarak da diyotların bağlanmasına değineyim biraz. Seriye bağlama, çok sayıda diyotun seriye bağlanması ile elde edilen diyotlara yüksek gerilim diyotları da denilebilir. Herhangi bir yapısı değişmiyor. Sadece bağlıyorsunuz. Örneğin 200 volt uygulayacaksınız buraya. Yalnız bir bakmışsınız, 1N4007 diyot almışsınız. Bunun datasheetine bakıyorsunuz, 100 voltluk. Ne yapacaksınız? 200 volt var burada. 100 volt verdim mi bu diyot yanacak. O yüzden 2 tane diyotu alıyorsunuz. Seri olarak bağlıyorsunuz. Herhangi bir yapı değişmiyor. Artı eksi, artı eksi diye bağladığınızda direkt doğru artı verdiğinizde şu kısımdan direkt iletimi alabilirsiniz. Bir de paralel bağlama yöntemi var. Paralel bağlamada şey var mesela. Şunu da söyleyeyim. Paralel bağlama yöntemi yüksek akımlı diyot elde etmek için kullanılır. Fakat şunu da söyleyeyim ki çok fazla tavsiye edilmez. Çünkü burada mesela şuraya artı eksi bağladınız, şunları söyleyeyim de. Artı eksi bağladınız. Atıyorum bu diyot yanlış, yarın öbür gün bozulduğunda şu iki diyoda daha fazla akım gelecek. Bu da tabi akım fazla gelince bunlar da zamanla dayanamayacak. Bu diyot da gittiğinde bu diyoda çok çok daha fazla akım gelecek ve bu diyot da zamanla yanacaktır. O yüzden paralel bağlama kesinlikle tavsiye edilmez. Yani elinizde varsa ve yakınsa elektronikçi, direkt gidip standart datasheet'te ne yazıyorsa ona göre bir diyot almanız önerilir. Diyotlar konusu bitti. Eğer şey istiyorsanız, zaten hesaplama falan istiyorsanız, mesela zener diyotu böyle kısa anlattım, hani voltaj düşümünü vesaire anlattım.
Çok çok büyük hesaplamaları var. Aynı şekilde diğer diyotların da hesaplamaları var. Şimdi biz yarın öbür gün devre analizine girdiğimizde zaten bunların hepsini yapacağım. Yani bunlar biraz sıkıcı gelebilir. Anlatırken ben bile sıkılıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda devre analizine girdiğimizde bir devre üzerinde diyotu anlatmak çok çok ayrı bir konu olacak. Çünkü o devrede kaçlık diyot kullanacağız veya gerilim düşümü ne kadar olacak? Çok önemli yerlere değinmek zorundayız zaten. Benlik bu kadar. İyi günler.